33. gece Şehrazat merak içinde kalan hükümdar kocasının müsaadesi üzerine masalına devam etti. İhtiyar kadının verdiği cesaret üzerine ona başımdan geçenleri anlattım. Kadının gözleri şeytanca bir parıltıyla parladı. Yüzüme manalı manalı bakarak oğlum dedi. Gördüğün kız Bağdat kadısının biricik kızıdır. Sana baktığı pencere onun penceresidir. Babası aşağı katta oturur. Ben oraya sık sık giderim. Seni ona kavuştururum. Yalnız biraz kendine bak yataktan kalk. Ben şimdi oraya gidiyorum. Sevincimden koca karının ellerine sarılıp öptüm. Ne olursa senden olur diyerek yataktan kalktım. Üzerime çöken uyuşukluğu atmak için yıkandım. İhtiyar kadın akşamüstü geldi, suratı asıktı. Hayırlı bir haberle gelmediğine hükmettim. Tahminimde yanılmamışım. Koca karı başını üzüntüyle sallayarak ''Sorma oğlum'' dedi. ''Az kalsın senin yüzünden dayak yiyecektim. Kadının kızına senden bahsedecek oldum. Bir daha böyle şey söylersen haddini bildiririm.'' diye üzerime bir yürüyüş yürüdü ki ödüm koptu. ''Fakat merak etme. Bir dahaki sefere mutlaka yola getiririm. Ben onun gibi nicelerini kafese koymuşumdur. Fena halde üzülmüştüm. Fakat ihtiyar kadının son söylediği ümit verici sözler beni biraz avuttu. Birkaç gün sonra ihtiyar kadın yüzü gülerek yanıma geldi. Müjde müjde işin oldu dedi. Dün ona gittim canımın sıkkın olduğunu belli ederek yanında ağlamaya başladım. Bu üzüntümün sebebini sordu. Kızım dedim senden gizleyecek değilim ya. Oğlum sana fena halde tutkun. Şimdi onun yanından geliyorum. Senin derdinden bir iğne bir iplik oldu. Ölüm de şeyinde yatıyor. Kızın yüreği biraz yumuşar gibi oldu. Senin kim olduğunu sordu. Nerede görebileceğini öğrenmek istedi. Kızım sana aşık olan genç benim ciğer parem biricik oğlumdur dedim. Bir gün nasılsa pencereni açıp çiçek saksılarını suladığın sırada seni görmüş ve bir görüşte sana bağlanmış. Günlerden beri kara sevdaya tutuldu. Evladımı acımazsan bana acı. Yakında onu kaybedeceğim. Bu sözleri işitince kızın rengi sarardı. Demek benim yüzümden hasta yatıyor. Öyleyse git ona söyle ben de onun aşkına yabancı değilim. Bu cuma günü babam namaza gidince gelsin beni evimde görsün. Bir saat kadar kaldıktan sonra gider dedi. İhtiyar kadın sözlerini bitirir bitirmez elimi cebime attım. Ona bir avuç altın verdim. Verdiği müjde bence dünyaya bedeldi. O saatte yüzüme renk geldi. Artık cumayı iple çekiyordum. Nihayet o gün de geldi. Erkenden ihtiyar kadın bize uğradı. Temizce yıkanıp tıraş olduktan sonra tam saatinde oraya gitmemi hatırlattı. Önce tıraş olup sonra hamama gitmeyi münasip buldum. Uşaklarımdan birine seslenerek bana eli çabuk ağırbaşlı bir berber bulup getirmesini emrettim. Biraz sonra şu gördüğünüz berberle çıka geldi. Berber yanıma gelince bana selam vererek günaydın dedi tanrı neşeni eksik etmesin. Teşekkür ederim diyerek sözünü kestim. O pişkin bir tavırla oğlum dedi sormak ayıp olmasın ama saçlarınızı mı kestirmek istiyorsunuz yoksa kan mı aldıracaksınız. Cuma günü tıraş olmak sevaptır. Kitapta yeri var hele kan aldırmak birçok hastalığı önler. Usta dedim fazla konuşmayı bırakalım beni çabucak tıraş et. Çünkü ben hasta ve sinirli bir adamım gevezeliğe tahammülüm yoktur. Bunun üzerine mendilinden bir usturlap çıkararak odanın ortasına gitti. Güneşin ışıklarına dikkatli dikkatli baktıktan sonra bana döndü. Bugün hicretin 763. yılındayız dedi. Seferin 10. günüdür. Yıldızlar bilimine göre bugünün talihi merihtir. Utaritle de birleşmiştir. Bu birleşmeden 7 derece ve 6 dakika geçmiştir. Bundan ne netice çıkaracağız biliyor musun? Şu neticeyi çıkaracağız. Şu anda tıraş olmak uğurludur. Hem anlaşılıyor ki sen bugün birini ziyarete gideceksin. O bu ziyaretten pek hoşlanacak. Ama araya dedikodu girecek ve şimdi söyleyemeyeceğim bir şeyler olacak.'' Geveze berberi daha fazla dinlemeyerek lafını böldüm. Benim canımı fazla sıkıyorsun. Hem de üstüme uğursuzluk yoruyor, neşemi cesaretimi kaçırıyorsun. Ben seni tıraş olmaya çağırdım. Hadi kalk işini gör, fazla söze lüzum yok. Berber sakalını sıvazlayarak ah dedi. Sen işin iç yüzünü bilseydin beni susturmaya değil söyletmeye çalışırdın. Benden sana öğüt, yıldızların dediğine uy. Benim sözlerimi dinle. Ben sana acıyorum. Senin hizmetinde tam bir yıl bulunmak isterim. Bu bir sene içinde bana saygı göstermeli, beni elinden geldiği kadar hoş tutmalısın. Bu sözleri işitince "Yahu sen beni bugün çatlatacak mısın?" diye bağırdım. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini en heyecanlı yerinde kesti.